Sayın Belediye Başkanım ve kıymetli eşi, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm ve kıymetli eşi, Sayın Kurucum ve kıymetli eşi, Sayın Okul Müdürlerim, Sayın Okul Aile Birliği Temsilcilerimiz, Sayın Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım, kıymetli keşanlar ve Türkiye'nin geleceği sevgili öğrencilerimiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü için hazırlamış olduğumuz Kurtuluştan Kuruluşa isimli kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar. 29 Ekim isimli şiirin okunması. Solo şarkıların söylenmesi. Akdeniz'e Doğru isimli şiirin okunması. Gökhan Hasar Orkestrası ile solo şarkılar. Keşan Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi. Vatan Destanı isimli şiirin okunması. Barko Vizyon gösterisi. Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık isimli piyes. Doğru Cevap Modern Dans Ekibi'nin vals gösterisi. Doğru Cevap Koleji Cumhuriyet Korosu'nun gösterisi. Ve kapanış. Tarihler boyunca daima hür yapım yaşamış ulusumuzun yapısına en uygun yönetim biçimi olan Cumhuriyet tacını dünya var olduğu sürece çıkarmamak üzere 98 yıl önce bugün başımıza taktık. En büyük varlığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, topraklarımızın ve kutsal saydığımız tüm değerlerin kurtarıcısı, dünyanın en anlamlı ve en önemli yerinde sınırlarımızı çizen, bize çağdaş eğitimin, bilimin, uygarlığın aydınlık kapılarını açan, millet mekteplerinin ve ulusumuzun baş öğretmeni, eşsiz devlet adamı, sonsuz önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk için ve ülkesinin ve milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna kan döküp ve can veren aziz şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve hemen ardından müzik öğretmenimiz Yasin Güntek eşliğinde İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Bizlere bugünü kazandıran şehitler, ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler, ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız.
Rahat rahat uyuyun, nöbette bizler varız. Açılış konuşmasını yapmak üzere Doğru Cevap Eğitim Kurumları Müdürü Sayın Anıl Çakır'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Meclis Üyeleri, Sayın Kurucu, kıymetli meslektaşlarım ve çok kıymetli hemşerilerim. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü dolayısıyla Doğru Cevap Eğitim Kurumları ve Keşan Belediyesi işbirliğiyle düzenlediğimiz kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet nedir diye sorarsanız, Cumhuriyet 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket eden Bandırma vapurunun 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla emperyalizme karşı başlatılan ulusal kurtuluş mücadelemizin siyasi zeminde de taçlandırılmasıdır. Dünyanın en çalkantılı dönemlerinden birinde ulusal egemenliğimizi gerçekleştirip çağdaş bir devlet olma yolunda adımlar atmaktır. Türkiye'yi çağdaş bir toplum haline getirebilmek için ilke ve devrimler ortaya koymaktır. Anadolu'yu dört bir yandan demir ağlarla örmek ve onları planlayan mühendisleri yetiştirebilmek için eğitim hamleleri yapmaktır. Cumhuriyet millet mektepleridir. Cumhuriyet köy enstitüleridir. Hasanoğlan'dır, Gölköy'dür, Kepirtepe'dir. Cumhuriyet kimya alanında Nobel ödülünü alan Mardinli Aziz Sancar yetiştiren idealdir. Kadın erkek eşitliğini sözde değil özde gerçekleştirebilmektir. Ve ey Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyebilmektir. Cumhuriyet esareti hiçbir zaman kabul etmeyen ve aziz Türk milletine en çok bu rejimin yakıştığını söyleyen Anafartalar kahramanı, dünyanın gördüğü en büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz öğrencilerimizle hep bir araya geldiğimizde onlara şunu söylüyorum. Ne zaman ki umudunuz kırılırsa, yolunuzu kaybedecek olursanız parolanız belli. Bir çift mavi göz ve üç kelime. Mustafa Kemal Atatürk. Bu akşam buradaki kalabalık beni ve arkadaşlarımı çok çok ümitlendirdi. Eminim ki ilerleyen yıllarda daha da coşkulu kalabalıklarla Cumhuriyetimizin nice 98 yıllarını kutlayacağız. Sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Bu akşamın hazırlanmasında bize çok büyük desteği olan başta Keşan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Elvacıoğlu olmak üzere bütün belediye personeline de şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Müdürümüze bu güzel ve anlamlı konuşması için teşekkür ederiz. Toprak gözyaşlarıyla yoğrulup hasret ocağında sevda ateşinde pişerse vatan olur. Toprak şehitlerin kanıyla yoğrulup yiğitlerin yüreğinde, milletin dilinde destanlaşırsa vatan olur. Şimdi Keşan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu'nu hitaplarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet.
Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli misafirlerimiz, kıymetli hemşerilerim, kıymetli ilçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli meclis üyelerim, başkan yardımcım, sevgili kurucum, sevgili öğretmenlerim, kıymetli müdürlerim, değerli öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli Cumhuriyet'in çocukları, her birinizi Keşan Belediyesi ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bu geceyi ve geleceği aydınlatan kıymetli gençlerimizle başlamak istiyorum. Salonu dolduran ve ekranları başında bizleri takip eden sevgili hemşerilerimle devam etmek istiyorum. Hepinize az önce söylediğim gibi Cumhuriyet Bayramımızın harifesinde saygı, sevgiyle selamladığımı ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli hemşerilerim, her birimiz farklıyız. Çok sesli ve çok renkli bir Keşan'ız, Türkiye'yiz. Ama biz ayrışmayı değil, tıpkı bu gece olduğu gibi Cumhuriyet değerleri etrafında birleşmeyi seçiyoruz. Onun için böyle güçlüyüz. Bugün de bu ülkede, bu şehirde, bu salonda yaşadığımız tüm güzellikler, burada gördüğümüz bu birliktelik tablosu, kendimize olan güvenimiz, geleceğimize duyduğumuz umut olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakın bu gece bu umudun ve güvenin teminatı olan ışıl ışıl gençlerimiz ve aileleri ve siz büyüklerimiz, kıymetli misafirlerimiz. Sizler için özel bir program hazırlandı. Bu programda Doğru Cevap ile Keşan Belediyesi'nin 3 günlük programının başlangıç programını bu akşam Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle etkinliklere başladığımızı sizler de şahit oluyorsunuz. Ben arkadaşlardan provalar ile ilgili bilgi aldığımda biraz prova görüntülerini izledim. Bu akşam sizleri fevkalade bir program bekliyor. İnanın muhteşem, onu söyleyeyim, sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Ve emeği geçen herkese, belediye personelimize, mesai arkadaşlarıma ve Doğru Cevap ailesine minnettar kalacağınızı ifade etmek isterim. İyi ki varsınız gençler diyoruz. Müthiş bir enerjilerini izleyeceksiniz. Müthiş güç katacaklarını göreceksiniz. Bizlere de enerji vereceklerine şahit olacaksınız. Onların bu muhteşem iradesi, bu güzel ülkenin, Keşan'ın ve yüce milletin geleceğinin de teminatı olduğuna şahit olacağız. Onlara büyük bir alkış alalım mı hep beraber başlamadan? Kıymetli hemşerilerim, işte o yüzden tarihi şeref levhalarıyla dolu olduğunu, aziz milletimizin bir ferdi olarak her zaman olduğu gibi bugün de gurur doluyum. Gururluyum çünkü sadece bir bayramı kutlamak için değil, yüksek kültürümüzün dönüm noktalarından birini kutlamak için bu gece bir aradayız. Bu büyük bayramın bizden beklediği işte budur diye sözlerime devam etmek istiyorum. Bu büyük millete bağımsızlığını yeniden armağan etmiş aziz önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizden de beklentisi bu olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü Cumhuriyet ayağında çarıkla gezen atalarımızın bastığı toprağa sahip çıkmaktır. Bir tas o şafla tüm gün savaşan Mehmetçiğin ellerindeki kına olduğunu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet alın teridir, gözyaşıdır, emektir. Anaların ve evlatların gözyaşıdır. Cumhuriyet geldikleri gibi giderler diyebilecek bir kararlığa ve inanca sahip olmaktır. Ben bu vesileyle atalarımızın bu mukaddes emanetine sahip çıkacağımıza söz veriyor, hepinizin teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Keşan Belediye'mize ve Doğru Cevap Koleji'ne işbirliğinde hazırlanan bu fevkalade program içinde gençlerimizin gözlerinden onları yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum. Tekrar her birinizi sevgi ve saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk bayrağı. Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı. Bu vatan hiç sensiz olmaz ey güzel cumhuriyet. Milletim öyle demiştir, ya ölüm ya hürriyet. Şimdi Doğru Cevap Koleji öğrencilerinden Şenel Tekkanat ile Ahmetcan Akgün'ü, edebiyatımızın seçkin şairlerinden olan Ahmet Kutsi Tecer'in yazmış olduğu 29 Ekim isimli şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Bir tazelik var. Bu seher bu camdan bakılan gündüz ben. Sokaktan yükselen şu şen naralar, bu camdan bakılan bu gülen yüz ben. Nerede yastıkta kıvranan başım? Bu sabah içimde bir tazelik var. Nerede o dünkü ateşli nabız? Nerede yastıkta kıvranan başım? Bu sabah içimde çelikten bir hız. Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım. Bu millet, bu insan adı sanı Türk. Bu toprak, bu vatan güzel Türkiye'li. Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük. Bu Bursa, bu Konya, bu Usteğil'i. Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler. Bu yanık çehreler, bu bizimkiler. Bu ağaç, bu çiçek, bu çığ, bu renkler. Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler. Ey rüya, ey hayal, beni terk etme. Ey sabah koyunda senin hemzinde. Bir şuur ışığı vurur perdeme, bir bahar öylesi gibi çimende. Şimdi sokaktan gelen oymaklar. Yürüyün siz bütün il çocukları. Göğüslerde gurur, elde bayraklar. Başlar dik, alın yukarı. Yürüyün ardından siz emellerin, yürüyün kalbin yükü ilhamlar. Uzaktan çırpınsın size ellerim, çırpınsın yüreğim durana kadar. Bu sabah içimde bir tazelik var. Bu seher bu camdan giren gündüz ben. Komşular, şaşmayın bana komşular. Bu camdan bakılan, bu gülen yüz ben. Şiirleri için teşekkür ederiz. Dalgalan göklerde şanlı bayrağım. Rüzgarlar kesilip durmasın sakın. Şehit kanlarından benim toprağım bir yabancı gölge vurmasın sakın. Dalgalan göklerde hürriyet için, hudut boylarında bu millet için. Titresin düşmanlar bir ibret için. Yepyeni hayaller kurmasın sakın. Şimdi okulumuz öğrencilerinden Açeyle Toğan Arıcı ve Zehra Samuğu, Fikrimin İnce Güleği ile Nazende Sevgilim adlı şarkıları söylemek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Thank you.
Öğretmenimize ve öğrencilerimize bu güzel konser için çok teşekkür ederiz. Dirlik, düzenlik de olsun baştan başa yurdumuz. Her dem muzaffer olsun Rabbim bizim soyumuz. İlerlemek arzumuz, cumhuriyet yolumuz. Gayrı bize dönmek yok, dönenleri affetmem. Okulumuz öğrencilerinden Toprak Gürsoy'u Akdeniz'e doğru isimli şiir okuması için kürsüye davet ediyorum. Başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış avuç yılmazerle. Hedef Akdeniz asker diyen parmağa koştuk, zafer bahçelerinden gül koparmaya koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız, kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa, canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle. Başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Öğrencimize bu güzel şiir için teşekkür ediyoruz. Birçok defa bu Türk musikisinin tam haysiyetini bulamıyoruz. İşte bu dinlediğimiz musiki hakiki bir Türk musikisidir. Ve hiç şüphesiz yüksek bir medeniyetin musikisidir. Bu musikiyi dünyanın anlaması lazımdır. Onu bütün dünyaya anlatabilmek için bizim milletçe bugünkü medeni dünyanın seviyesine yükselmemiz gerekir. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi sizleri Gökhan Hasar Orkestrası ile baş başa bırakıyorum.
Evet efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Biraz beklettik sizi, kusura bakmayın. Öncelikle böylesine önemli ve anlamlı bir gecede bizim burada olmamızı sağlayan herkese birer birer çok teşekkür ediyoruz. Fazla sözü de uzatmayalım, çok da sıkmadan. Hadi bakalım, başlayalım. Hazır mıyız? Şöyle yüksek bir tempo ve bayrakları havada görmek istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım, bir yıkalım burası. Sesi var. Biz onu keşfettik. Onu yüksek alkışlarla Nida Gezeli sahneye davet ediyorum. Kocaman alkış istiyorum.
sağ olun. Hadi bakalım. Hepiniz ayaklarınıza, kollarınıza, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz programımız kaldığımız yerden. Hadi devam edelim. Gökhan Hasar ve Orkestrası'na bu güzel müzik ziyafeti için çok teşekkür ederiz. Geçmişimizdeki parlak aynalar geleceğimizi aydınlatır. Geçmişini bilmeyen gelecekle ilgili doğru kararlar alamaz. En az tarih yazmak, tarih öğrenmek kadar önemli olan halk oyunlarımız geçmişimizin köşe taşlarıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi Keşan Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisini izleyeceğiz. Thank you.
Halk Oyunları ekibine bu güzel oyun için teşekkür ederiz. Yılları bir çığ gibi aşarak hafta hafta koşuyoruz durmadan kadın erkek bir safta. Elimizde meşale, ilke ilke Atatürk, ışıklarla donattık ülkeyi her tarafta. Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu, Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu. Şimdi okulumuz öğrencilerinden Ecem Meriç'i Vatan Destanlı isimli şiiri okuması için huzurlarınıza davet ediyorum. Coşkundur seni, sen onu hürmetle umman gibisin. Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün. Bir yandan cefalı bir ömür sürdün. Fakat ne derece ezildinse dün, şimdi gene tunçtan kalkan gibisin. Bir insan nihayet kemikle ettir. Bu et, bu kemiğe can hürriyettir. En büyük hürriyet cumhuriyettir. Demek şimdi sen bir cihan gibisin. Ey Anadolu, ey ana toprağı. Açıldı önünde terakki yolu, hamdolsun her yanın bereket dolu. Cennette bir yeşil meydan gibisin. Yeni bir ay ördün al bayrağına, girdin en sonunda irfan bağına. Medeni hayatın nur ırmağına, ezelden susamış ceylan gibisin. Öğrencimize bu güzel şiir için çok teşekkür ederiz. Bayrağın altında yürüyen yiğit, bastığın toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit, onların sesini duyuyor musun? Şimdi Sinevizyon gösterisini izleyeceğiz. Yeni vatan, yeni devlet.
1918'de imzalanmıştır. Vatan parçalanmış. İstilaya uğramıştır. Bundan tam 4 yıl 364 gün sonra Cumhuriyeti ilan ettik. Bir gün daha olsa 5 yıl olacaktı. 5 yıl süren bir esaretin altında olmayı kabul edemezdik. Mondros 30 Ekim'dir. Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu mazlum bir milletin ağrıdır. Tarihten silinmek istenen bir milletin cevabıdır. Bugün 29 Ekim. Bir sonraki gün olamazdı. Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idaresi Cumhuriyet İdaresi'dir. Ve inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.
Öğretmenler, Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Öğrencilerimize bu güzel çalışma için teşekkür ediyoruz. Binerken rıhtımdan bandırma vapuruna. Tek düşüncendi senin, vatan, millet, Sakarya. Bizler cumhuriyetini taşıyacağız sonsuza. Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında. Şimdi okulumuz öğrencileri Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık isimli piyesi canlandıracaktır. Askerlere yemek getirdim. Gerektiğinde yaralarını sardım. Ben vatan için savaştım. Thank you.
Ben Fevzi Çakmak, istiklal dedim, bağımsızlık dedim, cumhuriyet dedim, canımla, kanımla vatan için mücadele ettim. Askeri giriyordu İzmir'den. Daldım kalabalığın arasına. Ateşledim silahımı. Düşmana ilk kurşunu canım pahasına attım. Mustafa Kemal Atatürk dans etmeyi çok sever ve çevresindekilere de sürekli dans etmelerini tavsiye ederdi. Atatürk'ün çok sevdiği vals dönemin popüler danslarından biriydi. Atatürk aynı zamanda zeybek de oynar, asker ve devlet adamlarının yanında her fırsatta sanat, müzik ve dans konusundaki yeteneklerini sergilerdi. Şimdi beden eğitimi öğretmenimiz Gökhan Keleş'in yönetiminde Doğru Cevap Koleji Modern Dans Kulübü'nün vals gösterisini izleyeceğiz.
Gökhan öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak gibi başı uzanan bu memleket bizim. Bu memleket bizim. Şimdi Doğru Cevap Koleji Cumhuriyet Korosu'nu dinleyeceğiz. Altyazı M.K.
Öğretmenimize ve öğrencilerimize bu güzel konser için çok teşekkür ederiz. Evet kıymetli misafirlerimiz, çok güzel bir gecenin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bu güzel etkinliğin paydaşları olan Keşan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu'nu ve Doğru Cevap Eğitim Kurumları Müdürü Sayın Anıl Çakır'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, kıymetli veliler, kıymetli öğrenciler, güzel olacağını baştan söylemiştik. Gerçekten gururla, onurla çok güzel bir akşam başlattık. Başladı. Cumhuriyet Bayramı arifesinde Doğru Cevap ailesine, okul aile birliği başkanımdan, müdürüme, kurucumdan, okul başkanıma kadar, öğrencilerime kadar, emeği geçen herkese Keşan Belediyesi adına gönül dolusu teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin çocuklarına minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Bir teşekkür de Keşan Belediyesi'nin mesai arkadaşlarıma. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu salonu sizlere hazırladılar. Bu salonda ilk akşam en çok kalabalığı yakaladığımız, en çok kalabalığı gördüğümüz akşamı yaşıyoruz. Yakıştı da Cumhuriyet akşamında bu salonun dolu olmasına. İnşallah nice salonları, nice günleri beraber yaşamak dileğiyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tabii İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de bizimle beraber yüreğinin atması, yanımızda olması, okulunuyla, okullarıyla gurur duymasını da Cumhuriyet Bayramı'na diğer şenliklerde, diğer etkinliklerde de beraber hazırlanmamızda sebep olan müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Duygulandığımız anlar oldu hep beraber. Gerçekten büyüklerin, profesyonellerin yapamayacağı kadar güzel anlar oldu. Ben öğrencilerimize, gösteride bulunan öğrencilerimize teşekkür ederek Anıl Hocama sözü bırakıyorum. Evet kıymetli misafirler, bu akşam Cumhuriyet ateşini hep beraber yaktık. Bu coşkuyu görünce, bu kalabalığı görünce şuna bir kere daha inandım. Cumhuriyetimiz asırlar boyu yaşayacak ve yaşamaya devam edecek. Sağ olun, var olun. Ben ekibi çağırmak istiyorum buraya. Önce öğrencilerimizi. Bütün bir ekip gelsin buraya bir. Selamlayalım topluca. Haydi çocuklar. Sonra bu güzel çocukları yetiştiren, çok emek veren, çok kıymetli meslektaşlarımı buraya davet edeceğim. Buyurun lütfen. Buyurun. Mürşide!